Yeniden burada olman çok güzel. Ben de çok mutluyum. Dünyanın en bahtlı kadını benim. Çünkü kocam sensin. Oradaki sefalet gözümün önünden gitmiyor. O şartlarda nasıl yaşanır? Başka çareleri yok. Mecburlar. Ailen mecbur değil. Onları çiftliğe alalım. Hı? İstemem. Abimle babamın yüzünü görmeye katlanamıyorum. Peki ya annen? Annemin yanımda olmasını çok isterim tabii. Ama gelmez ki. O şeytan babamı bırakıp da gelmez. Birlikte gelsinler. Burada bir müştemilata yerleştiririz. Hem böylece babanla abin de sürekli gözünün önünde olmaz, merak etme. Haklısın. Annem için hepsine katlanmam gerek. Benim gitmem gerek şimdi. Hemen mi? Maalesef. Gir. Bizi emretmişsiniz be. Evet. Otursanıza. Ne haddimize be. Böyle yani işte. Pekala. Hemen mevzuya gireyim o vakit. Bundan böyle çiftlikte kalabilirsiniz. Çiftlikte mi? Ezan mı? Orada size bir yer ayarlasınlar. Hem böylece Güllü de annesinden ayrı kalmamış olur. Güllü de bizi istedi değil mi? Yarın çocuk olunca Zehra Hanım'a ihtiyacı olacak. Allah sizden razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin enişte. Tamam. Sorması ayıptır beyim. Diyecektim ki biz çiftliğe ne zaman gelelim? Ne zaman isterseniz. İsterseniz hemen. Sağ olun. Karada bize ölümle iniyor. Muzaffer'in parası da çok. Ey ahali, yarından tezi yok. Bizi ararsanız evde yokuz. Çiftliğe gidiyoruz, çiftliğe. Hepinizi bekleriz. Ah, zırt pırt gelmeyin ama. Tereke mahallesi değil orası. Sosyete yeri. Yaşadık ulan. Yaşadık ulan. Sen de öyle bağıracaksın. Bağıracaksın ki ahali işitsin, buraya gelsin. Lan oğlum, ben bu camış gibi bağırsam gelecek olan da gelmez ki, kaçar gider. Lan ana, çiftliğe gidiyoruz, çiftliğe. Esra mı? Hep birlikte çiftliğe mi gidiyoruz? Esra. Hep birlikte çiftliğe gidiyoruz. Lan baba, anamı ne yapacağız? Ha. Güllü böyle görürse hayatta bizi çiftliğe sokmaz. Ya keşke Reşit emmi olaydı, bir akıl verirdi değil mi baba? Ama nedir? Onun aklı onun olsun. Bize bizim aklımız yeter. Ya iyi de anamı nasıl saklayacağız Güllü'den?
Çiftlikte kesin görür bunu. O da çiftliğe gelmez. Sen başka yere git. Nereye gideyim bey? Babanın yanına git. Ha? Yüzün gözün iyileşince dönersin. Ulan baba, ay yaşa sen ha. Yarın sabah poğaçanı al, çek çık. İyileşince dönersin. Tamam. Ulan baba, sende ne akıl varmış ha, ne akıl var sende. Ne sandın, o Badrabaz Reşit'e mi kaldık? Benden kurtuldun diye çok sevinmiştin, değil mi? Yok Serap Hanım. Bilakis siz gittiniz diye ne kadar üzüldüm bir bilseniz. Bak Gülizar, yaşım küçük olabilir. Lakin kime itimat edilir, kime edilmez çok iyi bilirim. Artık bana numara yapmayı bırak. Bugüne kadar arkamdan az iş çevirmediniz. Beni bu çiftlikten göndermek için elinizden geleni yaptınız. Ama ne yaptıysanız muvaffak olamadınız. Eğer bu çiftlikte kalmak istiyorsan benimle iyi geçinmeye bak. Kimseyle birlik olup arkamdan iş çevirmeye kalkma, anladın mı? Anladım Serap Hanım. Beni hanımın bellediysen beni buna inandır. Söylediklerimi eksiksiz harfiyle yerine getir. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım artık. Eski güllü yok artık. Bundan böyle bana kötülük edeni bu çiftlikte barındırmayacağım. Haberin olsun. Yok Serap Hanım. Bundan kelli siz ne derseniz o olacak. Sözünüzden dışarı çıkmam, tövbe. Şimdi bana okkalı bir kahve yap. Yanına da tatlı bir şeyler getir. Canım çekti. Hemen derhal Serap Hanım. Muzaffer, biliyor musun biz geçen gün Pakize ile sinemaya gittik. Orada da Halide ile karşılaştık. Değil mi Halide? Öyle mi? Halide'nin yanında da bir arkadaşı vardı. Kimdi arkadaşı biliyor musun? Kimdi arkadaşın söylesene Halide. Kimdi Halide? Kim olacak canım? Eski bir arkadaşım. Onunla gitmiştik sinemaya. Tanıştırmadın bizi ama çok ayıp. Neyse, bir dahaki sefere. Peki film nasıldı? Çok güzeldi. Kadının bir evi vardı böyle saray gibi. Senin evinde fena sayılmaz ama canım. Öyle değil mi? Evet ama eşyalar biraz eski. Muzaffer, eşyaları şöyle yenilesem diyorum. Hı? Kendi zevkime göre. Sen nasıl istersen. Evin hanımı sen olduğuna göre. Sana da uygun mu Halide? Tabii. Bence de bir mahsuru yok. Sen nasıl rahat edeceksen öyle olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.